Bu haftaki konuğumuz sevgili dostum gazeteci yazar Turan Kışlakçı. Konumuz ise Orta Doğu. Temel olarak Orta Doğu 200 yıldır neden toparlanamıyor sorusunu birlikte cevap arayacağız. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş Ben bulduk. sözü fazla uzatmadan izleyicilerimizle sizi baş başa bırakıyorum. Evet, Çok sorumuz teşekkürler. Orta Doğu. Orta Doğu 200 yıldır neden toparlanamıyor? Evet. Şimdi şöyle, 200 yıldır ifadesini neden seçtik? İngilizlerin Hint alt kıtasını işgali 1750'ler 60'lı yıllar ve yine Fransızların Mısır'ı işgali 1798. Yani Napolyon'un Mısır işgalinden 10 yıl Fransız devriminden 10 yıl sonra Napolyon'un Mısır işgaliyle başlayan bir süreç var İslam dünyasında. Ve o günden sonra bu coğrafya Osmanlı'nın ta sonra 100 yıllık bir süreç ve Osmanlı'nın yıkılışı ve sonraki 100 yıl ve 200 yıl ediyor. Bu 200 yılda bu coğrafya neler yaşadı? Eğer biz bu dönemi iyi tetkik eder, iyi incelersek bu coğrafyanın sorunlarını da çok iyi okur ve anlarız. Aslında birçok yönüyle bakabiliriz. O dönemin iktisadi yapısı, toplumsal yapısı, dünyadaki değişimler, bu coğrafyada nasıl karşılandığı, nasıl görüldü, işgaller, Fransızlar, İngilizler, Hollandalılar, bu coğrafyada neler yaptı, bunlar üzerine oturup iyi bir tetkik, iyi bir analiz yapılması gerekiyor. Bu konuda özellikle 1900'lü yılların başından ta 2. Cihan Harbi'ne kadar, 1. Cihan Harbi, 2. Cihan Harbi arası dönemde İslam dünyasının birçok aydın ve entelektüeli şu soruyu sordu. İslam dünyası neden geriledi diye kitaplar yazdılar. Hindistan'dan, Enantren filan. evet, Hindistan'dan, Lübnan'dan, Mısır'dan, Cezayir'den, Türkiye'de Namık Kemaliler dahi birçok kitap neşredildi. Hatta o dönemde yine Fransız düşünürler İslam terakkiye manidir diye seminerler verdiler, programlar yaptılar ve İslam dünyasında aydın ve entelektüeller bu sefer ikinci bir soruyu sordular. İslam terakkiye mani midir sorusunu sordular. Üçüncü bir aşamada bu sefer farklı bir soruyu sordular. Çünkü bir, İslam dünyası neden geriledi? İslam dünyasının İslam terakkiye mani midir sorusundan sonra üçüncü bir soru soruldu bu kez. İslam Müslümanların gerilemesiyle dünya neler kaybetti sorusu. Bu da Ebu'l-Hasan Nedvi'nin Hindistanlı bir alimin sorduğu soruydu. Aslında Müslümanların gerilemesiyle dünya çok şey kaybetti diye bir kitap hazırladı. Kitap da hakikaten muhteşem bir kitap. Orada bugün batıdaki gelişmelerin kaynağı aslında bu coğrafyanın kendisi, Orta Doğu, İslam dünyasının kendisi bunu ifade etmeye çalıştı. Yani İslam dünyası gerilemedi. Evet, bugün sorunlar yaşıyor, problemler yaşıyor gibi ifadeler kullandılar ama İslam dünyası hala yerinde duruyor ve dünya geriledi bu anlamda. Ciddi sıkıntılar yaşadı, bunu kullandı. Şimdi aslında şu soruyu sormak lazım. Bugünün sorusu şu olması lazım. Bu coğrafya nasıl toparlanır, nasıl bir yol alır, neler yapabilir? Bununla ilgili sorular, bu Türkiye son dönemde ortaya koyduğu şeylerle bunu birçok yönde belli şeylerle bazı şeyleri başardı diyebiliriz ama ben şuradan ele almak istiyorum. Eğer bu 200 yılı anlamak istiyorsak bizim eğitim sistemimizde ne oldu? Onu görmemiz lazım. Yani ben bunu ekonomik, sosyolojik, psikolojik, Orta Doğu'da yaşananları orada üzerinden değil de eğitim üzerinden değerlendireceğim. Zaten hepsine uyguladığınızda aynı sonuç çıkıyor. Bir, İngilizler ve Fransızlar Napolyon Mısır'ı işgal ettiğinde ilk yaptığı şey El Ezher Üniversitesi'ndeki eğitim sistemine müfredata müdahil olmaktı. Müfredatı değiştirdiler. Eğitim Burada sistemi, efendim? ilk olarak toparlanamamanın temel gerekçesi Fransızların ya da sömürgecilerin eğitim sisteminin değiştirmesi mi? O güzel bir soru. Ona da cevap vereyim. Tabii burada İslam bu coğrafyanın eğitim sistemi de zaten birazdan anlatacaklarım da onu da göreceksiniz. Eğitim sisteminde de bir gerileme vardı. Çünkü artık eğitim sistemi dünyanın gittiği yeri okuyamıyor ve göremiyordu. Buna şöyle bir örnek de vereyim hatta sonra da cevabı. 1400'lü yıllar yani İbni Haldun'un artık yaşlılık dönemleri biliyorsunuz Batı 7. yüzyılda karanlık çağa girdi, orta çağa girdi.
14. yüzyılda çıktı. Onların ifadesi bu. Yani o 10 yıllık bir süreçte batı bir karanlık, ortaçağ kilisenin tahakkümü altında yaşadı. Onların ifadesi bu. Tabii batı ortaçağ yaşarken İslam dünyası, çünkü 7. yüzyılda Hazreti Peygamber doğmuş, İslam yeni doğuyor ve İslam yayılmaya başladığı dönemler 7. 8. 9. 10. yüzyıllar. Ama batının da karanlık döneme girdiği dönemler. Yani İslam'ın doğduğu dönemler, batının karanlığa girdiği dönemler. 14. yüzyıl İslam dünyasının yavaş yavaş gerilemeye başladı, batınınsa uyanmaya başladığı dönemler. İlginç, tam o dönemde Sicilya adasından, çünkü Sicilya adası tıpkı İspanya gibi Müslümanların 400 yıl hükmettiği yerlerden bir tanesi. Sicilya adasından bir genç Kahire'ye gidiyor. El-Ezher Üniversitesi'nde İbni Haldun'u görmek için gidiyor. İbni Haldun'a haber veriyorlar. Diyorlar ki bir genç var Sicilya adasından geldi, sizi görmek istiyor efendim. Çağırın diyor, genci gelsin. Genci çağırıyorlar. İbni Haldun'la görüşüyor. İbni Haldun kalkıyor. Hoş geldin genç diyor. Sicilya'dan geliyorsun. Sicilya'da neler var neler var. Bunu konuştuktan sonra oranın detaylarını, Sicilya'da olup bitenleri konuştuktan sonra soruyor. Batı'da neler oluyor ey genç diyor. Genç şunu diyor. Efendim diyor. Siz diyor o kıtayı terk ettikten sonra bu coğrafyada Batılılar çok büyük değişim yaşadılar. Şu anda okullar kuruyorlar, kolejler kuruyorlar, kütüphaneler kuruyorlar, üniversiteler kuruyorlar ve bizden aldıkları sistemi kendi sistemlerine uyarlıyorlar dedi. Ve birçok kitabı Endülüs'ten, Sicilya adasından, İslam dünyasından gelen kitapları tercüme ediyorlar. İbn Haldun diyor ki evladım tekrarlar mısın bunu? Çocuk yeniden tekrarlıyor. İbn Haldun dizine vuruyor. Eyvah diyor. Evlat, eğer anlattıkların doğruysa bil ki diyor medeniyetin tekerliği İslam coğrafyasından, Orta Doğu'dan, İslam dünyasından batıya kayıyordur diyor. Çocuk soruyor neden? Çünkü diyor biz ilme, eğitime önem verdiğimiz zaman yükseldik diyor. Ama sen diyorsun ki batı eğitime önem vermezdi. Biz Endülüs'te, Sicilya'da biz eğitim veriyorduk onlara. Ama bugün onlar kütüphaneler kuruyorsa, onlar kolejler kuruyorsa, onlar üniversiteler kuruyorsa bil ki bunlar bizi geçiyor. Çünkü biz okumayı terk ettik diyor. İslam'ın ana kaleleri olan yerde Kahire, Bağdat'ta diyor kimse kitap okumuyor. Ben evlat bir ay önce oradan geldim Bağdat'tan ve şu anda Kahire'de El-Ezher'in merkezindesin. Burada gençlerimiz okumuyor, insanlar okumuyor. Eskiden Kahire'de 100'e yakın kütüphane vardı. Şu anda 5 tane kütüphane var diyor. Düşünün geçmişte kütüphanesi daha fazla. Bağdat'ta diyor eskiden 40'a yakın kütüphane vardı. Benim gittiğim dönemde 6 tane kütüphane var evlat diyor. Bu coğrafyanın insanların okumadığını gösteriyor diyor. Ve İbn Haldun diyor ki eyvah diyor. Batı gelişecek diyor. Hatta Arapça şöyle bir ifade kullanıyor. Tasilnil ahbar min vara'il bihar diye. Bana Akdeniz'in ötesinden haberler ulaşıyor. Deniyor ki Batı'da eğitim sistemi, Batılılar eğitime önem verdiler. Hatta dün bir belgesel izlemiştim. Belgeselde İngiliz, Oxford Üniversitesi'nde ünlü bir profesörden birisi, bilim tarihi uzmanı. Diyor ki bu sahip şu anda hocalık yaptığım Oxford Üniversitesi, Haçlılar döneminde Müslümanların, o Haçlılar döneminde Orta Doğu'yu, İslam dünyasının işgallerinden sonra da orada elde ettikleri kitaplar ve eğitim modelinden sonra kuruldu diyor. Oxford Üniversitesi İslam dünyasına çok şey borçludur diyor. Yani hatta biliyorsunuz üniversitelerden mezun olduktan sonra giyilen kepler, hani o cübbeler, o kep, bütün hepsi İslam dünyasına alma modeller. Çünkü o cübbe biliyorsunuz alimlik cübbesidir. O kep de kare şeklinde olması ana sebebi Kur'an'ı üzerine koyuyorlar. Kur'an üzerine yemin edildiği için o kare şeklinde yapılıyor mesela. Evet. Eğitim modelinin birçoğunu bizden alıyorlar. Fakat Batı aldı bunu geliştirdi. Evet, öykünmeye gerek yok. Yani Batı geri değil. Batı bizi geçti birçok. İbn Haldun o dönemde bunu görüyor. Daha 15. yüzyılda. Ve Batı'nın bu kitaba, eğitime verdiği önemle bizi geçeceğini. Maalesef daha sonraki dönemlerde işte Katip Çelebi'den tutun, Koçi Bey'den tutun, Osmanlı ulemasının birçoğu bu konuda Osmanlı sultanlarını uyardı. Dikkat edin, Batı'da gelişmeler var. Bizim eğitim modelimizi, eğitim sistemimizi değiştirmemiz gerektiğine, yeni modeller ortaya koymamız gerektiğine dair örnekler sunuyorlar. Ta ki 2. Mahmut, 3. Selim ve 2. Mahmut dönemine kadar o zamanlar geldiğinde İslam dünyasını, mesela Napolyon
çok azınlık bir askerle birlikte Osmanlı'nın en önemli kalesi olan Kahire'yi nasıl işgal etti? 1798 yılında. Ve ilk yaptığı şey şuydu Napolyon'un işgal etme. Bir gazete kurmak oldu. İslam dünyasının Orta Doğu'nun ilk gazetesini Napolyon çıkarıyor. Osmanlıca, Arapça, Fransızca çıkarıyor. Kahire'de bunu basıyor. Ve hedef oradaki insanların algısıyla oynamak. Ana hedefi buydu. Ve eğitim sistemine ikinci müdahale ediliyor. Ve ikinci Mahmut daha sonra 3. Selim'le birlikte Osmanlı artık biz hakikaten geriledik ve bir şeyler yapmamız gerekiyor diye eğitim modelinden yaşam tarzından tutun giyime kadar her alana müdahale ediyorlar. Çünkü bu Osmanlı'nın sonu olabilir deniliyor. Ve bununla ilgili çalışmalar işte o reform hareketleri başlıyor. Şimdi ben o reform hareketleri içinden eğitimi alacağım. Eğitimde biz ne yaptık peki, ne tür reformlar? İlk olarak Enderun medreseleri vardı biliyorsunuz Osmanlı'dan gelen. Enderun medreselerini kapattık. Yeni mektepler kuracağız diye, okullar kuracağız diye Enderunları kaptık, yeni bir model oluşturmaya çalıştık. Fakat 30 yıl boyunca biz yeni eğitim modelini kuramadık. Sonra Sultan Abdülaziz döneminde bakıyorlar eğitim modeli kurulan. İkinci Mahmut şunu yapıyor bir de. Birçok genci Tunus'tan, Cezayir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan Fransa eğitim için gönderiyor. Gidin orada eğitim görün gelin. Fakat bu giden gençlerin %60'ı dönmüyor. Dönenlerin %40'ı da İslam'dan uzaklaşıyor. Din Osmanlı'ya bir sempatisi yok. Batı hayranlığıyla geliyor. İkinci Mahmut bunları alıyor. Taksim Meydanları oradaki askeri şu anda yıkılan askeri birimde orada merkezde bunları falakaya yatırıyor bu gençleri. Ya ben sizi gönderiyorum. Orada eğitim görün. Fakat siz gidip değişip geliyorsunuz. Bunları falakaya yatırıyor. Yeniden bir grup daha gönderiyor. Onlar da aynı şeyi yaşıyor. Ve bu sefer yurt dışına adam göndermeyi durduruyorlar. Çünkü gidenler değişiyor. Tunus'tan da giden değişiyor. Cezayir'den gidenler değişiyor. Mısır'dan gidenler değişiyor ve İstanbul'dan gidenler. Bu sefer modeli değiştiriyorlar. Biz oraya gideceğimizde burada eğitim modeli kuralım. Sultan Abdülaziz döneminde 1867 yılında bir Sultan Abdülaziz Fransa'nın Milli Eğitim Bakanı. Tabii bizde Maarif Bakanlığı ne zaman kuruluyor onu da söyleyeyim. Bizde ilk Milli Eğitim Maarif Umumi Nezareti 1857'de kuruluyor. Bu kuruluş modelini biz Fransızlardan alıyoruz. Daha sonra Fransa'nın Milli Eğitim Bakanı, o dönem Maarif Bakanı emekli olmuş. Adamı getirtiyoruz burada bize rapor hazırlasın ve eğitim sistemimizi nasıl kurmamız gerektiğine dair rapor istiyorum. Adam bize bir eğitim modeli sunuyor. Biz okullarda yeni kurulan mekteplerde onu kullanıyoruz. O mekteplerde böyle bir eğitim modeli uyguluyoruz. Fakat adam bir yıl sonra Osmanlı'ya şunu dayatıyor. Diyor ki evet siz mektepleri kurun bu size ama ben de diyor okullar kurmak istiyorum diyor. Fransız okullarını 1868'den itibaren Selanik, Edirne, İstanbul, İzmir, Tarsus, Kayseri, Şam, Beyrut, Kudüs, Kahire başta olmak üzere Osmanlı'nın bütün coğrafyasında Fransız okulları kuruluyor. Fakat ilginç olan şey şu, Fransız okullarından mezun olanlar daha zeki ve çalışkan bizim yeni kurduğumuz okullardan mezun olanlardan. Daha sonra Sultan Abdülhamit bu Sultan Abdülaziz'in kurduğu eğitim modelinin de iyi olmadığını görüyor. Yeni bir model dayatıyor bu sefer. Yeni bir model kuruyor. Ve bu modelde de İngilizlerden etkileniyor. Bu sefer İngilizlerden yardım isteniyor. Maarif Bakanlığı'nın kurulması için. Maarif Bakanlığı'nın düzenlenmesi için. Sultan Abdülhamit oradan da bir heyet getiriyor. Ve İngiliz modeli uygulanıyor bu sefer eğitim modelinde. Fakat oradan çıkan gençlerle ilgili bir anekdot. Şibli Numani Hindistanlı ünlü alimlerden, düşünürlerden, mütefekirlerden biri. 1892 yılında İstanbul'a geliyor. Geliş sebebi de şu ve geldiğinde yaşı 20-21 yaşlarında. Ona 15 yaşında öğretmen, 16 yaşında alim oluyor Şibli Numani. 16-17 yaşında kitaplar yazıyor. Mesela yeni İlmül Kelamül Cedid. El İlmül Kelamül Cedid. Yeni İlmül Kelam diye kitap yazıyor. Osmanlıcası var, Türkçesi de var bunun. Böyle bir kitap yazıyor. Daha sonra İzmirliler ondan etkilenerek yeni İlmül Kelam kitaplarını yazıyorlar tabii. Şibli Numani medrese sistemi Hint halkı kıtasında iflas etmiş. İngilizler oradaki Sir Seyyid Ahmet Han'la birlikte Aligarh Üniversitesi'ni kuruyorlar.
Aligarh Üniversitesi'nde İngilizlerin ve oradaki Müslümanlar ortak kurduğu yerde Sibrin Mali'de hocalık yapıyor. Fakat 5 yıl sonra üniversiteden mezun olanların çoğu %90'ı deist çıkıyor. Müslüman ailelerin çocuklarının %90'ı deist çıkıyor. Neden? Çünkü İslami eğitim çok iyi anlatılmadığı için, felsefe, sosyoloji, psikoloji gibi batılı eğitimler çok iyi verildiği için, düşünün, o dönemin en ünlü tarihçisi T.V. Arnold Aligarh'ta ders veriyor. İntişar İslam diye kitabı var. İslam, evet. İslam'ın tebliğ diye inkılaptan çıkan kitabı mesela. Büyük bir şey. O bile orada ders veriyor. Muhammed İkbal de aynı zamanda talebesidir onun mesela. Aligarh'ta ders veriyor. Fakat İngilizlerin dersleri öğrenciler tarafından daha ilgi görüyor. Hatta ilginçtir. Sir Seyyid Ahmet Han Cemalettin Afgani'yi çağırıyor. Üniversitede ders ve seminer versin diye. Cemalettin Afgani gidiyor. Üniversitede ders veriyor. Daha sonra Aligarh Üniversitesi'ne reddiye yazıyor. Niye? Çünkü çocukların çoğu ateist ve deist çıktığı için Erraddu aleddehriyin, deistlere reddiye diye bir kitap yazıyor. Ya evet. Bu kadar İslam dünyası bu çocukları bir hız. Neden? Çünkü eğitim modeli iyi bir şekilde verilmediği için. Tekrar başka bir merhaleye gidiyor. Şimdi Numan İstanbul'a geliyor. Hedefi şu. Abdülhamit'in kurduğu okul modellerini biz acaba Hindistan'da Müslümanlar başarısız oldu. Acaba Osmanlı iyi bir eğitim modeli ortaya koymuş mudur? Çünkü hilafetin merkezi 1892'de İstanbul'a geliyor. Önce Osman Gazi, Gazi Osman Paşa onu karşılıyor. Gazi Osman Paşa'nın evinde kalıyor Fatih'te. Ve Abdülhamit'in huzuruna çıkıyor. Abdülhamit'e diyor ki sultanım diyor benim buraya gelme nedenim eğitim modellerini incelemek. Yani biz diyor modern eğitimle, medrese eğitimiyle, mektep eğitimi bir türlü izdivaç ettiremedik. Medreseler adam yetiştiremiyor çünkü artık oradan adam gibi iyi alim çıkmıyor. Mekteplerden de istediğimiz tipten bir Müslüman düşünür mütefekir çıkmıyor çünkü hepsi batılı oluyor. Batı düşüncesinden etkileniyorlar. Biz de model ararken İstanbul'a gelip hilafetin siz bulmuşsunuzdur. Sultan Abdülhamit hüzünleniyor. Diyor ki evladım diyor aynı şeyi biz de yaşıyoruz diyor. Medreselere baktım adam çıkmıyor diyor ben de mektepleri kurdum. Fakat medreseleri kapatamıyorum çünkü ulema bana karşı çıkacak diyor. Tepki verirler diye. Medreseleri de kapatamıyorum. Fakat mekteplerde de yeni başladım diyor. Bu eğitim nereye götürecek bilemiyorum. Senden bir ricam var ey genç diyor Abdülhamit. Bu mektep hem medreseleri hem bu mektepleri ziyaret et. Bana bir rapor hazırlar mısın diyor. Tamam diyor. Ben diyor çünkü eğitim alanım. Orada hem İngiliz modelini gördüm hem medreselerden de mezunum. Ben size hazırlarım sultanım diyor. 3 ay Fatih'te kalıyor. Bir ayını Fatih'teki medreselerde geçiriyor. Medreselere gidiyor, bakıyor ki medreselerde ilk girdiğinde diyor ki hatta ilk bir anekdotu da ilginç. Üsküdar'daki Afgan tekkesinden bir kişi ona tercümanlık yapıyor. Osmanlıca tercümanlık yapıyor. Urduca'dan çünkü orada Afgan tekkesinde Hint halkıtasından da Müslümanlar var. Medreseleri geziyor. İlk girdiği Süleymaniye'deki medresede çocuklara soruyor ne kitabı okuyorsunuz? Diyorlar ki İlmül Kelam üzerine bir kitap okuyoruz. Allah Allah İbnül Kelam da kelam ilmi de onun alanı olduğu için sevdiği için soruyor. Diyor ki hangi alimin kitabı acaba bu diyor. Diyorlar ki Hindistanlı büyük bir alimin kitabı. Allah Allah büyük alim Hindistanlı ben de Hindistanlıyım diyor. İsmi ne diyor? Şibli Numani diyorlar. Şibli Numani gülüyor. Şibli Numani kendisi. Benim. Evet kendisi. Peki hangi kitap bakıyor? Kendisinin 17 yaşında yazdığı kitap. Yeni İlmi Kelam o küçük kitabı. Çocuklar diyor ki o kişi benim diyor. Çocuklar hadi diyor senin gibi bir çocuk böyle bir kitabı yazamaz diyor. 21 yaşındasın bize diyor. Böyle mi diyorsun? Böyle cahil diyorlar falan böyle suçluyorlar. Sonra açıklıyorlar. Sonra oradaki ulema geliyor ve bakıyorlar gerçekten Şibli Numani bu. İlmi Kelam. Ve ders alıyor. Orada o hocalardan ders alırken eğitim modelini de inceliyor bir ay boyunca. Sonra Beyoğlu'ndaki Abdülhamit'in yeni açtığı mekteplere gidiyor. Mekteplerle ilgili de bir ay derslere katılıyor. Oradaki dersleri dinliyor, hocaları dinliyor, okuldaki öğrencilerin durumu inceliyor ve Abdülhamit'in huzuruna çıkıyor. 2,5 ay sonra. Sultan Abdülhamit soruyor, evlat diyor yaptın mı araştırma? Evet yaptım diyor. Peki diyor, evlat diyor bizim eğitim modelini nasıl buldun diyor. Yani iki medrese. Sultanım diyor, anlat diyor. O da diyor, sultanım diyor, şimdi anlatacağım ama umarım tepki vermezsiniz, şiddetinizi celbetmem diyor. Evlat diyor, anlat bu hepimizin sorunu diyor. Sultanım diyor, medreseler tamamen bitmiş durumda. Kelam ilmi okutuluyor.
Fakat bunlar daha materyalizm, el maddiye, materyalizm, sosyalizm, kapitalizm. Batı'da kelam ilminin konusu bunlar olması gerekirken adam hala mürciye nedir, mutezile nedir? 1000 yıl önceki düşünceleri tartışıyor. Bugünün mürciyesi, mutezilesi diyor, sosyalizmdir, kapitalizmdir, materyalizmdir diyor. Bunları bu düşünceleri incelemesi gerekirken kelam ilmi diyor, bizim hocalar hala 1000 yıl geride diyor. Evet. Evlat diyor, ben de bunu bildiğim için diyor, zaten mektepleri, peki mektepleri nasıl buldun? O bekliyor, mektepleri övsün. Sultanım diyor, mekteplerle ilgili bir şey diyeceğim ama umarım kızmazsınız diyor. Kızmam diyor, evlat söyle diyor. Sultanım diyor, mekteplerden mezun olacaklar da senin tahtını devirecekler diyor. Sultan, sen ne diyorsun evlat diyor. Çok Sultanım, ciddi bir öngörülü. Evet. 1890'da kitabında yazıyor bunu. Türkçesi de var Şibli Numan'ın bu hatıratının. Ve orada Şibli Numan diyor ki, Sultanım diyor, ben diyor sizin yeni kurduğunuz mektepte hem hani bunki İmam Hatip modeli gibi düşün. Hem İslami ilimler veriliyor hem de sosyoloji, psikoloji, diğer eğitim modelleri, hani fizik, kimya eğitimleri veriliyor. Sultanım diyor, mesela diyor fıkıh tefsir dersine giren hoca elinde sopayla giriyor diyor. Terlikle giriyor derse diyor. Fakat diyor sosyoloji, felsefe dersine giren hoca diyor grand tuvalet, takım elbiseyle giriyor. Çocuklara selam veriyor. Elinde sopası yok. Çocuklar felsefe, sosyoloji derslerini pür dikkat dinlerken tefsir, hadis derslerini korkarak dinliyor diyor. İşte aynı zamanda diyor mekteplerde eğittiğiniz çocuklar diyor tiyatro nedir, sinema. Bak o dönemde Abdülhamit tiyatro ve sinemada koymuş ki çocuklar dünyayı tanısın diye. Tiyatro ve sinema dersi görüyor. Fakat medresedekiler tiyatro nedir, sinema nedir bilmiyorlar. Daha 1892, 94'ler yani. Bu şunu gösteriyor. Bizim eğitim modeli. Abdülhamit diyor ki eyvah diyor. Desene benimki de diyor aynı Abdülaziz'in okullarına, mekteplerine benzeyecek diyor. Ve hakikaten sonra neler oldu biliyoruz o mekteplerden mezun olanlarında. Medreseler ve mektep. Medrese mektep kavgası hep sürüyor. Hatta Muallim Cevdet'in çok güzel bir kitabı var. Bu neydi, Sebil-i Reşat'tır. Mehmet Akif Ersoylan çıkardı, dergilerde de hep tartışma. Mektep mi, medrese mi? Medrese mi? 200 yıldır bu coğrafyanın çocukları mektep mi, medrese mi bunu tartışıyor. En ünlü kitaplardan bir tanesi bu. Muallim Cevdet'in Mektep ve Medrese adlı bu kitabı da çok önemli. Mesela o ayrıştırmayı, o kavgayı en iyi anlatan kitaplardan bir tanesi mesela. Fakat bizde bir deyim var ya, medreselerde olan bir kültür. Benim oğlum bine okur, döner döner yine okur. Neden? Yani çok okumanın sebebi, bine okumasının sebebi dile vakıf olamaması. Arapçayı iyi bilmemesi. Biz de adam gibi eğitim o anlamda verilemedi birçok anlamda. Bu bir sıkıntı. Daha sonra Cumhuriyet'le birlikte biliyorsun Amerikan kolejleri kuruluyor. Bu evet. O daha sonraki dönemlerde. Yine 1890'lardan sonra Fransız okullarının yanı sıra İtalyan ve Amerikan. Amerikan kolejleri İstanbul'da, yine Tarsus'ta, yine Kayseri'de, Lübnan'da, Beyrut'ta, Filistin'de, Suriye'de, Kahire'de, Osmanlı'nın en önemli ana merkezlerinde Amerikan kolejleri de kuruluyor. Ve dikkat et, 10 yıl sonra bu okullar kurulduktan 10-20 yıl sonra bu okullardan Fransız ve Amerikan kolejlerinden mezun olanlar bu ülkeleri yönettiler. Evet. Bizim okullardan mezun olanlar bunu başaramadı. Bir şey daha zikredeyim. Cumhuriyet döneminde de Mustafa Kemal eğitim modeli için bir çalışma yapıyor. Bakıyor eğitim modeli sıkıntılı. Cumhuriyet'te ne yapıyor? Bizimkilerde Mustafa Kemal'de emriyle bu sefer Amerika'dan Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı yeniden dizaynı ve eğitim modeli oluşması için Amerikalı bir bilim adamı getiriyor. John Dewey. Amerika'nın inşa ettiği tek felsefedir biliyorsunuz. Genelde kıta Avrupa'sıdır. Avrupa'nın felsefesi evet. Kıta Avrupa'sıdır. Yani Avrupa. Amerika'nın felsefesi yok. Amerika sadece pragmatizm. Pragmatizm. Faydacılık. Evet. Yani bugünkü siyasetinin
Evet. Sesim geliyor mu Ramazan? Evet geliyor. Bugün galiba Evet. John Dewey. Daha sonra John Dewey getiriliyor. Ve John Dewey bir eğitim modeli. Şu ana kadar bizim de 80 yıldır 90 yıldır da eğitim, milli eğitim sistemimiz John Dewey'nin kurduğu sistem üzerine devam ediyor. John Dewey'nin eğitim modeli 30'a yakın ülkede uygulandı. Fakat bütün ülkeler John Dewey'nin eğitim sistemini pragmatizm biliyorsun daha çok eğitim üzerine çalışıyor. 2-3 felsefe yani eğitim felsefe, çağdaş felsefe, çağdaş eğitim, çağdaş hep çağdaş kavramını kullanmayı severler. Ama John Dewey'nin eğitim sistemi şudur. Yani özeti nedir diye sorarsan diyor ki çalışkan öğrencileri öne koyun, tembel öğrenciler arka sıralarda otursun, arkadakiler belediyelerde çöpçü olarak çalışsın, öndekileri de devlet dairelerinde değerlendirelim, memur olarak değerlendirelim. Eğitim sistemi bu. Evet. Ve bunu Japonya'dan birçok, en son Amerika 2003-2004 yılında George Bush kalktı dedi ki ben John Dewey'nin eğitim modelini Amerika'da da bırakıyoruz. Fakat bütün dünya, Japonya, Amerika dahi John Dewey'nin eğitim sistemi bıraktı, tek bir ülke bırakmadı. Neresi? Türkiye. İlginç. Bizim eğitim modeli hala o sistem üzere bütün ülkeler çünkü bu eğitim sisteminden adam çıkarmıyor. Yani 200 yıldır bu coğrafyada eğitim sistemi ciddi sorunlu olarak devam ediyor. Değil mi? Her yıl bir de İttihat Terakki ile başlayan şöyle bir şey vardı. Halide Edip adı var. Şark ve Garp tesirleri. Türkiye'de Şark ve Garp tesirleri diye güzel bir kitabı var. Evet. En önemli kitaplarından bir tanesi Halide Edip'in. Orada eğitimle ilgili bir bölümde şunu zikrediyor. Diyor ki İttihat Terakki'nin Türkiye'ye bıraktığı en kötü miras şuydu. Adamlar diyor 2-3 yıl mesela 8 yıl iktidarı yönettiler fakat 8 yılda 20'ye 30'a yakın Milli Eğitim Bakanı'nı değiştirdiler diyor. Maarif Bakanı'nı değiştirdiler. Her gelen Maarif Bakanı bir önceki Maarif Bakanı uyguladığı sistemi değiştirdi. Diyor ki eğitim sistemimizin en kötü mirası İttihat Terakki'nin bıraktığı bu mirastı. Şimdi bugüne uyarlayalım onu. Ne çıkıyor? Abi aynı sistem devam ediyor. Bu arada Nurettin Topçu'ya ilginç platform açısından söylüyorum. Nurettin Topçu'ya da soruyorlar üstada. Hocam diyor Türkiye'nin eğitim sisteminin temel problemi nedir diyor. Hoca çok tarihi bir cevap veriyor. Tıpkı senin söylediğin gibi. İki problemimiz var diyor. İki şey yok bizde diyor. Bir eğitim yok, bir sistem yok. Evet. Kesinlikle. Çünkü bize ait değil, hep dışarıdan monte etmeye çalıştık ve o monteler kendi orijinali. Peki kendimize ait olanı nasıl inşa edeceğiz? Güzel. Şimdi ona geleceğim. Şimdi bizim şu var. Aslında kısmen bunu 1908-1909'da Mustafa Sattı el-Husri, Osmanlı'nın Darülmuallim'in kurucularından birisi. Batı'daki eğitim modelini inceliyor ve getiriyor. Burada yeni bir eğitim modeli kuruyor. Sattı el-Husri Suriye kökenli fakat Osmanlı'nın önemli eğitim üzerine kitaplar yazmış, Osmanlıca kitaplar yazmış önemli düşünürlerden biri. Fakat 1918'de Birinci Cihan Harbi sonrası kendisi Suriye'ye yerleşiyor. Daha sonra Suriye'de ve Irak'ta Maarif Bakanlığı yapıyor. Hem Türkiye'de, hem Suriye'de, hem Irak'ta Maarif Bakanlığı yapıyor. Onun inşa ettiği sistem de Darülmuallim bunun en önemli özelliklerinden. Çünkü Sattı el-Husri şunu diyor. Bizim insanlara bir şey öğretmemize gerek yok. Bu coğrafyada önce öğretmenler eğitim görmeli diyor. Evet. Onun için Darülmuallimleri kuruyor. Ve o sistemde çok ünlü isimler. Mesela Köprülü, daha birçok ünlü tarihçimiz Sattı el-Husri'nin o eğitim sisteminden geçen isimler. Ve bugün bizim övdüğümüz hani o bir dönemler iyi eğitimin çıktığı yerde aslında orası. Evet. Daha sonra belli bir müddet sonra orası da kapanıyor. Tabii Sattı el-Husri Türkiye'yi terk edip Suriye'ye ve Irak'a yerleştiği zaman orada çünkü Osmanlı bölündü, Cumhuriyet kuruldu, Suriye'de ayrı bir devlet, Irak'ta ayrı bir devlet. O da Arap olduğu için ben Arap halklarına yardım edeyim diye oraya gitti. Onu milliyetçilikle itham ediyorlar. Kendisi hayır diyor. Ben sırf çünkü Arap halkları yalnız kalmasın diye ben eğitim sistemine oraya müdahale etmek için gittim diyor kendi hatırlarını. Şimdi şu var. Bizde medresede bir kültür var. Bizim çocuk bini okur, döner yine bini okur. Bizde okul, mektepte, bu medresede. Mektepte de şöyledir. Ağaç yaş iken eğilir diye bir sistem var. Bizim bırakmamız gereken şeylerden bir tanesi. Eğitmek, Türkçe'de eğitmek at eğitilir. İnsan eğitilmez. Evet. Seyisliğe ait bir şeydir. İnsanı siz eğitemezsiniz. Bir de
Atal Behramoğlu'nun güzel bir şiiri var. Şiirinde şöyle diyor. Kızım sana ağaç yaş iken eğilir derler. Fakat sen sakın eğilme. Sana dik durmak yakışır diyor. Bizim eğitim sistemimizin dik durabilecek insanlar yetiştirmesi lazım. Eğilebilecek insanlar değil. Evet. Bu çok önemli. Çünkü bizim bugün batıdaki başarılı olan eğitimin ve İslam dünyasının kadim eğitim sisteminin en güzel özelliği buydu. Mesela eğitimde iki sistem var. Bizde bir imtihan var, bir de ihtibar var. Biz ihtibar var bizde. İmtihanlar yoktur İslam dünyasındaki o eğitim modelinde. İmtihan Arapça mihneden, zorlaştırmaktan geliyor. İhtibar hibreden geliyor. Tecrübeyi sınamak, tecrübeyi ortaya çıkarmak. Siz bir gençte gördüğünüz eğitimi, o gencin modeli oku metnini nasıl okuyor, metnini nasıl analiz ediyor. Çünkü metin okumaları yapılırdı. Bugün Oxford'un geldiği diğer o birçok ünlü üniversiteye baktığınızda eski metinleri okuma, anlama üzerine yorum, analiz yapılıyor. Bizde kitap okunmuyor, gelip konuşuluyor, çocuk not alıyorsa alıyor, imtihan sonrası arkadaşlarla notları paylaşıyor, bir tanesi not alıyor, paylaşıyorlar ve ondan sonra böyle bir geçiş. Mezun ama oluyor. O metni okurken ne anladı? Eski klasik metinleri. Mesela ne diyelim? İbn Sina'nın kitabını okutacaksın değil mi tıp fakültesine? İbn Sina'nın o kitabını hakkıyla anlıyor mu çocuk? Hoca bununla kritik ediyor mu onu? Biz bunu yapamadık. Veyahut da felsefeyle ilgili veyahut da herhangi tefsir hadiste bugünün üniversite medreselerinde ve ilahiyatlarındaki öğrenciler Kurtubi'nin veyahut da Fahrettin el-Razi'nin mesela Kehf suresini alsınlar. Kehf suresindeki ayeti Fahrettin el-Razi nasıl tefsir ediyor? Oradaki kale derken neyi diyor? Kile derken neyi diyor? Bunu bugün hatta tercümelerini yapanlar bile yanlış yapıyor. Ki Arapçalar iyi olmalarına rağmen. Çünkü Fahrettin her zaman kale denildiği zaman başka bir şeyi, kile denildiği zaman başkasının görüşünü zikrediyor. Buradan bizim o eğitim sistemine, anlama şeyine yeniden metaforuna dönmemiz gerekiyor. Burada kaybettiğimiz nokta bu. Hem medresede birçok okul sisteminde kaybettiğimiz nokta burasıydı aslında. Şimdi burada orijinalitayı, orijin olmayı, yeniden kendi eğitim modelinizi üzerine kafa yormak lazım. Bu şu demek değil. Şimdi 200 yıldır yapılan medrese ve mektep kavgasını bırakmak lazım artık. Yani bu da yanlış. Şimdi medreseye giden, diyelim ilahiyattaki medresedekini. Hayır kardeşim, yeni bir şey üzerine kafa. Bu da okumakla, kütüphanelerle haşir neşir olmakla alakalı bir şey. Bunu da geliştirmek lazım. Tabii birçok şey var. Burada Nietzsche'nin güzel bir sözü var. Hatta Nietzsche Putların Alacakaranlığı diye muhteşem bir kitabı var Nietzsche'nin. Nietzsche orada diyor ki Alman eğitim modeliyle ilgili diyor. Bu ülkede diyor asıl diyor eğitimcilerin eğitilmesi lazım diyor. Almanya için diyor bunu. Evet. Aslında bu coğrafyada hala ana sıkıntılardan sorunlardan bir tanesi bu. Yani bununla ilgili çalışmalar yapıldı. Aslında bizim mesela bir örnek vereyim. Felsefe ile ilgili. Şimdi birçok üniversitede şu anda felsefe bölümü açıldı. Oradan bir örnek vereyim. Çünkü bu genel olduğu için. Yoksa diğer alanlarda da ilahiyatın derslerinde de örnekler verebilirim. Şimdi felsefe okutuluyor ama tıpkı batıdaki felsefe tarzı. İslam tarihinin, Müslüman filozofların felsefeyle ilgili görüşlerine yer verilmiyor felsefede. Ve Türkiye'de sen okutuyorsun. Diğer İslam ülkelerinde, hatta bunu Kahire'de de aynı şeyi ben bir seminerde söylemiştim. Suriye'de de. Bizim eğitim modelleriyle ilgili bir şey ortaya konulmuyor. Yani bizim Müslüman filozoflar sanki yokmuş gibi. Kindi nerede? Farabi nerede? İbn Sina nerede? Bizim büyük filozofların, İmam Gazali nerede? Sen neden bunu adam gibi okutmuyorsun? Ve sen Batı'nın Aristo, Sokrat'ın, Eflatun'un ortaya koyduğu felsefeyi Müslümanlar yeni Eflatunculukla farklı bir noktaya taşıdılar. 15. yüzyılda daha sonra Batılılar Descartes'le başlayan, Spinoza ile başlayan ve diğer düşünürler başlayan farklı bir sürece götürdüler. Kant'tan sonra farklı bir süreç başladı Batı'da o şey. Fakat Müslümanları Batı Yunan felsefesi ve kadim Babil, Hint felsefesi ve Mısır felsefesini alıp geliştirdiler. Bugün Batı'nı düşünsenize Yunan felsefesinin tarihi 150 yıldır. Fakat bize Batı onun hikayesini anlattım bitirmiyor. Fakat İslam felsefesinin tarihi 1300-1200 yıl. Sen evet. Niye o 150 yılı övüyorsun da Müslümanların 1200 yılda öğrettiklerini kaydan? Bu bize düşen bir görev. Onun için ne yapıyor? Felsefe okuyan gençlerin kafası karışık. Felsefe tarihini biliyorlar. Felsefeyi bilmiyor. Çünkü felsefe ontoloji, epistemoloji, aksiyoloji üzerine fikirler üretiyor. Bunu Müslüman filozoflar arasıyla ortaya koydu.
Fakat bunu günün diline aktarabilecek bizim büyük düşünürlere, müttefekkirlere ihtiyacımız var. Ve bu ikilem var. Bu ikilemden kurtulmak lazım insanları. Küçük bir, çok haklısınız, küçük bir eklem. Ben burada şeyimi bitireyim. Yani birçok konu var aslında konuşacak ama ben burada bitireyim. Sorular varsa alayım, yok. Böylece. Yani burada özetle şu anda ciddi bir talep var işin gerçeği programa. Oldukça hem bir tarafından tarihsel bir perspektif sundunuz, bir taraftan da hem sosyolojiyi hem de güncel bir perspektifi eklemiş oldunuz. Yani bizim özetle Orta Doğu'nun ve hatta bizim kalkınamamamız, toparlanamamamızın en temel nedeni eğitim, eğitim, eğitim. Evet. Hülasa eğitimi ve müfredatı hem tarihi hem sosyolojiyi hem teolojiyi birleştirip yeni bir perspektifle çağın ruhuna ve insana hitap edecek bir formasyona, bir müfredata dönüştürmek gerekiyor anladığım kadarıyla. Evet. Doğru, yani, çok doğru. Siz konuşurken şunu fark ettim. 9 ve 10. yüzyıldaydı galiba. Sicilya'dan bahsettiniz ya. Evet. Sicilya kralı bizden İslam coğrafyasından matematik alimi istiyor. Biz de Musul'dan bir hocamızı gönderiyoruz, İbni Yunus'u. İbni Yunus 5 sene öğlen Yahudilere, akşam ikindi de Hristiyanlara ders veriyor ve Batı Rönesansı oluşuyor. Doğru. Sizin söylemiş olduğunuz Kalkonides, hani İbni Haldun'a atıf yaptınız ya, tam o geldi aklıma. Doğru. Kalkonides İslam coğrafyasında 12. 13. yüzyılda İslam coğrafyasındaki tüm astronomi kitaplarını toplayıp önce Karadeniz'e sonra İtalya'ya götürüyor. Maalesef biz burada belki şu andaki mücadele, temel mücadele, son kısımda da onu fark ettim, bir iktidar mücadelesi var. Maalesef Halil İnancık Hoca güzel bir şey söylüyor. Tarihte Türklerin var olduğunu, Osmanlı'nın var olduğunu Batı İntelijansiyasına Halil İnalcık öğretti. Doğru. Değil mi? Ya yani evet, şu anda da yapılması gereken büyük çabası var, büyük katkısı var. Çünkü Halil İnalcık'a kadar Osmanlı bilim işte tarihte neredeyse yoktu. İşte barbarlıkla kılıç sallayarak dünyayı fethetti. Hocam şunu söyleyeyim. Mesela Türk tarihi üzerine bizim adam gibi kitaplarımız yok. Yani maalesef. Türk tarihinden yazılan hep Batıların, Fransız ve İngilizlerin yazdığı kitaplar, tarih üzerine hani konuşuyoruz ya. En son Hasan Celal Güzel'in hazırladığı, sağ olsun, çok güzel bir çalışma. O ansiklopedi düzenindeki Türkler diye kitap, Türklerin tarihi. Hı-hı. En iyi kitap. Onun üstünde bir kitap oluşturulamadı. Ve bugün gençlere küçük öğretiyor. Yeni yeni Kemal Karpat Hoca, Halil İnancık Hoca'ların hazırladığı oldu. Fakat senin bunu yüzyıllar önce yapman lazımdı. Batı dillerine, dünyanın farklı dillerine tercüme etmen lazım. Hatta ben Halil İnancık ve Kemal Karpat Hoca'nın kitaplarını Arapça'ya tercüme ettirdim. Çünkü bizim bunu değiştirmemiz lazım. Batılılar üzerinden öğreneceklerini bizim kendi yerel tarihçilerimiz üzerinden öğrenmesi gerekiyor. Ve biz bunu öğretmedik. Maalesef tüm örneğin dini akımları, biz Türkiye'de dahil olmak üzere İslam'la ilgili herhangi teolojik problemleri artık biz Batılı oryantalistler üzerinden öğrenmeye başladık. Maalesef. Şunu söylemiyorum. Oryantalistler okunmamalı demiyorum. Şarkiyatçılar okunmalı ama önce bir kendimiz okumalıyız. Bu sorunlarla kendimiz yüzleşip evet oryantalistten destek alabiliriz. Maalesef biz artık ne doğuyu biliyoruz, kendimizi biliyoruz, ne de batıyı artık bilmekten oldukça uzağız ve şu anda tabiri caizse artık sadece çaba gösteriyorum. Hocam şunu diyeyim ama ben Tekirdağ Üniversitesi'nden ümit var ya. Tekirdağ Üniversitesi'ne umarım büyük düşünürler, entelektüeller çıkar diye düşünüyorum. İnşallah Tekirdağ'da tabii şu anda belki işte pandemiden yeni çıktık. Evet. Pandeminin etkisiyle biz de tam olarak adapte olamadık. İnşallah sizi Tekirdağ'da yüz yüze bir seminerde, bir panelde ağırlamak istiyoruz. Bir konferansta. Orta Doğu'yu, temel alanınız Orta Doğu ve Afrika. Pakistan ve Afganistan'ı özellikle çok iyi biliyorsunuz. Yakın dönem Haliç ülkelerini çok iyi biliyorsunuz. Özellikle Orta Doğu'yu, İslam dünyasını sizin perspektifinizle yeniden okumak, öğrenmek ve dinlemek istiyoruz. Çok sağ olun. Bunlarınızdan dolayı şahsım ve kurumum adına çok teşekkür ediyorum. Başka bir programda inşallah tekrar görüşmek üzere. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Ben saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Çok sağ olun. Var olun. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler.
Hayırlı akşamlar.